Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda noktanın analitiği konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi çözümlere başlayalım. Yukarıdaki şekilde birim kareler yerleştirilmiş. A noktası K'ya 3 verilmiş. B noktası da 4'e M verilmiş. Şimdi arkadaşlar bu orijinden 4 birim sağda. O zaman bak orijinden 4 birim sağda ya. B noktasından A'da kaç birim solunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim solunda. 4'ten 7 birim sola gidince ne alacak? 4 eksi 7. 4 eksi 7 yapar. K'yı 4 eksi 7 olarak bulduk. Kaç yaptı yani? Eksi 3 bulduk. Sonra şu 3. Bak ordinatı 3. Yani bu orijinden 3 birim yukarıda. Hocam A noktasından kaç birim aşağıda bu? 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağıda. 5 birim aşağıda aşağıda. O zaman M'yi de ne buluruz? 3 eksi 5 şeklinde buluruz. Yani eksi 2 şeklinde buluruz. Bizden K artı M isteniyor. K artı M'ye de kaç yapar? Eksi 3 artı eksi 2'den. Cevap eksi 5 çıkar. Dolayısıyla birinci soru balık kesir oldu. Geldik 2'ye. İki nokta arasındaki uzaklığı kare küçüğünde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi şeklinde hesaplanırmış. Evet bu nokta ab uzunluğun olduğuna göre kanun alabileceği değerler çarpımı nedir diye soruluyor. Hadi bakalım iki nokta arasındaki uzaklık. İşte x'ler farkı eksi 4 eksi 4'ün karesi bak. x'ler x farkı eksi 4 eksi 4'ün karesi artı K eksi 1'in yani K artı 1'in karesi yaptı arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? 10'a eşitmiş. Şimdi burası kaç yaptı? 8. Eksi 8'in karesi 64. Kare küçüğünde 64 artı K artı 1'in karesi. Açmayalım bunu. Dursun böyle. Eşittir. 10'muş bu. Şimdi her iki tarafın karesini alırsak 64 artı K artı 1'in karesi eşittir. 100 yaptı. Buradan K artı 1'in karesi kaç yaptı arkadaşım? 36 yaptı. O zaman K artı 1 ya 6'dır. K artı 1 ya da Eksi 6'dır. Çünkü eksi 6'ın karesi de ne yapıyor? 36 yapıyor. Buradan k değeri kaç geldi? 5. Buradan k değeri kaç geldi? Eksi 7. K'nın alabileceği değerler çarpımı 5 ile eksi 7'nin çarpımı kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? Eksi 35 yapıyor. O zaman cevap böylelikle C han oldu. Geldik 3'e. Bir ABC üçgeninin kenarlarından bahsediyor arkadaşlar bize. O zaman biz ABC üçgeni çizeceksek şurayı üç kullanacağız. Ben şunu şöyle yukarı yazayım istersen. Şöyle dursun bu. Evet. Hadi bakalım şimdi ABC üçgeninden bahsediyor. ABC üçgeni çizmek zorundayız. Rastgele arkadaşlar. Soruyu anlayabilmek için rastgele çiziyoruz. A noktası, B noktası ve C noktası. Şimdi üçgenin kenarlarının orta noktası. Burası D'miş sonra E'miş sonra F'miş. Bunları da yazdık. D noktasını vermiş. Eksi 3'e eksi 1 diye vermiş. Sonra 2 2'ye 0 diye vermiş burayı. Ve burası da eksi 3'e 4 olarak verilmiş. Hemen şunları da yazalım. Şimdi bunlar ne? Orta nokta arkadaşım. Şunlar eşit. Şunlar eşit. Ve şunlar da birbirine eşit. Bizden ABC üçgenin alanı isteniliyor. He, şimdi bu üçgenin alanını bulmak için arkadaşlar. ABC üçgenin alanını bulmak için şu alanı bulursak olay bitti. Çünkü bu alan nedir? Tüm alanın dörtte biridir. Orta noktalardan oluşan üçgenin alanı tüm alanın dörtte biridir. Ya da böyle alan kaydırmada yapabilirsiniz arkadaşlar. Alan kaydırmadan da şey yapabilirsiniz. Şurada alanı böyle tabanı sabit çok olursanız tepe noktasını çünkü bunlar paralel ya. Tepe noktasını getir buraya hop şu. Şu üçgenin alanı yaptı burası. Buradaki alana A diyecek olursak eğer. Çift çizideki A ise çift çizdeki A yapar. Çizideki 2 A ise 2 A yapar. Tüm alan 4 A oldu. Evet tüm alan 4 A. Şimdi biz bir de A'yı bulursak tüm alanı da buluruz. A'yı bulmak için hamle yapacağız. Arkadaşım normalde DEF üçgenin alanını buluruz. Nasıl buluruz? Böyle bir tane formül var ama formüle gerek yok. Analitik düzlem çizince daha rahat bir şekilde bulunuyor. Analitik düzlemi çizelim. Normalde analitik düzlemi çizmeyiz ama bu tür sorularda çizmeyi tercih ederiz. Soruyu anlayabilmek için yine basit bir şekilde şekli çizdik ama burada. E, haberiniz olsun. Buradaki çizim de tabii ki önemli. Evet şunu biraz sağ tarafa alayım. Şimdi analitik düzlemde eksi 3'e 1 noktası nerede? 3 3'e eksi 1 noktası nerede? Şurada. Eksi 3'e eksi 1 noktası. Eksi 3 ve eksi 1. Şuradaki nokta. Sonra eksi 3'e 4. Eksi 3'e 4 noktası. Burası. Hocam burası 4. Sonra 2'ye 0 noktası. 2'ye 0 noktası da burası. E bizden ne isteniyor? Şu üçgenin alanı isteniyor. Şu üçgenin alanı. Arkadaşım şu üçgenin alanı belli. Şuradaki uzunluk belli mi? Belli. 4 ile eksi 1 arası 5 birim. Yükseklik belli mi? Belli. Burası da 5 birim. E, A alanı neye eşit oldu o zaman? Şuradaki alanı A demiştik arkadaşım. 5 çarpı 5 bölü 2 eşit. 25 bölü 2 eşit. Ama bizden ne isteniyor? 4 a alanı isteniyor. 4 çarpı 25 bölü 2'den. O da kaç yapıyor? 50 yapıyor. O zaman kaçıncı soru? Üçüncü sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde o a b eşkenar üçgeni bir köşesi orijinde bir kenarı x 80 üzerinde olacak şekilde yerleştiriliyor. Evet şu şekilde. A 12'ye 0 olarak verilmiş. Arkadaşım A noktası 12'ye 0 noktasıysa buradaki uzunluk 12 yapar. B noktasının koordinatları isteniyor. B noktasının koordinatları. Analitik düzlemde bir nokta ya da bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa ne yaparız? Eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli. Şöyle ve şöyle. E arkadaşım bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen açılarımız 60'er derece. E şu 90 ya burası 30-30 oldu. E tamamı 12 idi. Burası kaç yaptı? 6. 6. 30'un karşısı 6 60'ın karşısı da 6 kök 3. B noktası ne oldu? 6 birim sağda. 6'ya 6 kök 3 yukarıda 6 kök 3 noktası yapar. Yani cevabımız böylelikle C-Han olduğu arkadaşlarım dördüncü soruda. Geldik 5'e. Evet. Bu G neresiymiş? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi dediğimiz yer neresidir? Köşegenlerin kesim noktasıdır. Köşegenlerin kesim noktası. Köşegenler dikdörtgenler nasıl oluyordu? Şöyle hepsi birbirine eşit oluyordu. E hocam C noktası isteniliyor bizden. O zaman şuna bakacağız. Şu A ve G'yi A hocam orta nokta koordinatından C'yi bulabiliriz. Ya da şuradan şuraya kaç artmış? Çizgide 3 artmış. Bir daha 3 arttıracaksın. Bir daha 3 arttırdığında 8 yaptı. 3'ten buraya 5 azalmış. Bir daha 5 azaltacaksın. Eksi 2 eksi 5'ten eksi 7 yapar. C noktasının koordinatları toplamı. 8 artı eksi 7'den cevabımız da kaç çıkacaktır? Böylelikle 1 çıkar. 5. soruyu E diremit bulduk. Geldik 6. soruya. Şekildeki dik koordinat sisteminde A noktasında bulunan ve B ve C noktalarından şekildeki gibi gidilerek B ve C noktalarına A, B ve C D noktasına ilerliyor. Şöyle şöyle şöyle. İşte noktalar verilmiş. A, B, B, C. Bak 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 bak. bak. A, B, B, C. Şunlar birbirine eşit. Bir de C, D eşit verilmiş. Arkadaşım eksi 6 ile eksi 2 arası. Şurası eksi 2 ya. Eksi 6 ile eksi 2 arası kaç birim? 4 birim. Hocam burası 4. E burası 2. Şu çift çizgi ya 4 olacak. O zaman burası da 2 birim. Yani burası da 4. Burası da 4. Şurası da 2 birim olduğundan dolayı. Şu 2 birim olduğundan dolayı. E, burası 2 birimse buraya da kaç kaldı? Tamam 4 olduğundan 4 oldu. D noktası o zaman ne oldu? 2 birim sağda. Hocam 2'ye 2 iki birim yukarıda. 2 noktası yaptı ve bizden de zaten bu isteniliyormuş. 6. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 7. soruya. DF kenarlarının orta noktalarıymış. Bize C noktası isteniliyor. Şimdi dikkat. D noktası eksi -2'ye 8. Sonra E noktası eksi -1'e 2. Sonra F noktası 4'e 3. Şimdi gençler şu eşit verilmiş. Bu da eşit verilmiş. Bu da eşit verilmiş. Burada ne yapabiliriz? Bizden C noktası isteniyor. Hocam şurada eşitlikler var ya. A ne oldu? Şunun da şu birbirine paralel oldu. Başka? Hocam şunu çizebiliriz. Hocam şunun da da şu paralel oldu. Şuradaki paralel kenardan B'yi bulabiliriz. Ama B'yi bulacağımıza bunu çizeceğimize şunu şöyle çizersek bak şununla da şu birbirine paralel orta tabandan dolayı yani şurada bir paralel kenar çıktı direkt C'yi bu şekilde bulabiliriz. Şunu da çizerek A'yı da bulabilirdiniz şuradaki paralel kenara bakıp da arkadaşlar ama Bizim için önemli olan sanki C'yi bulmak. C'yi bulmak için de şu paraya kenar yeterli oldu. E o zaman karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşitti. Şu eksi 2 eksi 1. Hani x'ler toplamı eksi 2 artı eksi 1'den. Bu eksi 3 eşittir. Şu 4 artı x diyeceğiz. 4 artı x diyeceğiz. X'i böylelikle eksi 7 bulduk. Karşılıklı y'ler toplamları da y artı 3 eşittir. 8 artı 2. 8 artı 2'den y'yi de kaç bulduk? 7 bulduk. E, ee, bizden ne isteniyor? Şu x dediğimiz eksi 7 yaptı pardon. Toplamları isteniyor. x artı y de eksi 7 artı 7'den 0'a eşit olur arkadaşım. Yani 7. soru böyle e, Cihan oldu. Geldik 8'e. Paraya kenar verilmiş. Karşısız x'ler toplamları birbirine eşit. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 3. Bu ikisinin toplamı da 3 yapması lazım. O zaman burası 0 oldu. Hani 0 dersek toplamları 3 yapıyor. Sonra buradaki karşılıklı y'ler toplamı 9. 9 yapması için buranın kaç yapması lazım? 1 yapması lazım. 0'a 1. Sonra burada oran verilmiş. Burası 2K, burası 3K verilmiş. DE uzunluğu 2K. Burası da 3K verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şuradaki E noktası isteniliyor bizden. E noktasında da belli bir oran arkadaşlar 0'dan 5'e kaç artmış? Buradan başladım bakın 5 artmış. Kaç K'da? 5K'da. 5K'da 5 artmış. K'da o zaman kaç artar? 1 artar. K'da 1 artar. Burada 2K var. 2K'da da kaç artacaktır? 2 artacaktır. O zaman burası 0'dan 2 arttırdığım zaman 2 yapar. 1'den 6'ya yine 5 yükselmiş. O zaman yine 2K'da 2 yükselir. 1'den de 2 yükselteceğiz. O zaman burası da 3 yaptı. 2'ye 3 noktası yapar cevap. Böylelikle 8. soru akçay oldu. Geldik 9'a. K ve L noktalarına eşit uzakta olan X80 üzerinde bulunan bir nokta. Hocam K noktası burası. L noktası burası. İkisine eşit uzakta olan nokta maalesef orta nokta gibi düşünüyorsunuz. Her zaman orta nokta mı olur o? Hayır. Bak oradaki nokta x eksen üzerinde bir noktaymış. Yani x'e 0 gibi bir nokta. x eksen üzerindeki nokta. Hem buna hem de buna eşit uzunlukta olacak. Yani ben buraya e, ne diyeyim? A diyeyim isterseniz. Ali kara uzunluğuyla AL uzunluğu birbirine eşit olsun diyor sana soruda. E o zaman eşitle. E, Ali kara uzunluğu iki nokta arasındaki uzaklık x eksi sıfırın karesi yani kare küçüğünde x'in karesi artı sıfır eksi eksi üçün karesi yani artı üçün karesi eşittir. AL uzunluğu x eksi beşin karesi artı 0 eksi 8'in karesi şeklinde olacak mı? Olacak. Karekökler birbirini götürsün. x kare artı 9 eşittir. x eksi 5'in karesi x kare eksi 10 x artı 25 yaptı artı 8'in karesi de kaç yaptı? 64 yaptı. Buradan x kareler gitti mi? Gitti. 9 attık buraya. Eksi 10 x'e de attık buraya. Artı 10 x yaptı. 25, 64 daha kaç yaptı? 89 yaptı. 89'dan 9 çıkınca 80 yapar. Ve x'i de böylelikle 8 olarak buluruz. Yani 9. soru edremit oldu. Geldik 10. soruya. Şekildeki dik koordinat sisteminde bir kenarı x ekseni üzerinde ve bir köşesinde orijinde olan OKL üçgeni verilmiş. Evet burası 3'e 4 verilmiş. Analitik düzende bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenlere olan uzaklara bakmak lazım. Şu ve şuna bakacağız. Arkadaşım burası 3. Burası da 4 mü? Evet. E, dörtgen burası 90 Dik Dörtgenden 4. 3, 4, 5 üçgenden buraya 5 buluruz. O K birbirine eşitmiş. E arkadaşım şununla şu birbirine eşitse yani 5. O zaman burası da 5 olacak. Buraya 2 kaldı. K uzunluğu isteniyor. Buradaki dik üçgenden burası da 1 2 kök 5 üçgenden 2 kök 5 diye çıkar. 10. soruyu böylelikle C bulduk. Ve böylelikle ikinci testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.